İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Onuru için canına kıyan yarbayın ailesine vefat yardımını çok gördüler. Taksili suçlar, disiplin suçları, disiplin tecavüzleri ve kabahatler hariç olmak üzere diğer suçların işlenmesi veya bu suçlardan dolayı yapılan takip sırasında meydana gelen ölümlerde vefat yardımları yapılmaz hükmü gereği şartlar oluşmadığından hak sahiplerine vefat yardımı yapılmayacağını bildirir, personeli Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'ndan gönderilen 13 Haziran 2024 tarihli bu vicdansız yazı Yarbay Gökhan Ünyeli'nin yasını tutan ailesine bir darbe indirdi. Nasıl indirmez ki? Yarbay Ünyeli TSK'da büyüdü. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve Kara Harp Okulu'nu bitirip orduya katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevliydi bir yıldır ankesörlü arama suçlamasıyla soruşturuluyordu. FETÖ üyeliğinden dava açılmıştı. 12 yıl önce aranmış. Başka delil yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde Ünyeli'nin 2012 yılında ankesörlü telefonlarla 10 kez arandığı ileri sürülüyor. Görüşme içerikleri belli mi? Değil. Tanık var mı? Yok. Bayloku? Yok. Bankasya'da hesabı? Yok. FETÖ ile iltisaklı vakıf ya da derneklerde kurucu yönetici üye kaydına rastlanıyor mu? Hayır. Buna rağmen FETÖ üyeliğiyle suçlanıyor. Ünyeli ifadesinde o tarihte Bingöl'de Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nda görev yaptığını kaydederek Geç Komutanlığı 2012'de MIT'e bağlandı. Hedef şaşırtmak amacıyla aranmış olabilirim dedi. FETÖ ile bağ olmadığını vurgulayan Ünyeli bu yapıyla bir araya gelmedim. Sohbetlere davet eden ve arayan olmadı diye ekledi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması 9 Mayıs 2024'teydi. İki gün önce açığa alındığının bilgisi verildi. 25 Mart'ta mesaisi bitmeden önce kendisine açığa alındığının bilgisi verildi. Ertesi sabah arkadaşlarına WhatsApp'tan veda mektubunu yolladı. Arkadaşları Ünyeli'yi kurtarmak umuduyla kapısına geldikleri sırada Oran ormanında yürüyüş yapan iki kadın Yarbay'ın cesedini buldu. Öfkemi bastıramıyorum. Ünyeli mektupta şöyle diyor. Üzülerek ifade ederim ki son bir yıldır benim şahsıma yönelik onur kırıcı idari adli tedbirler uygulanmıştır. Tam 12 yıl önce kim olduğu belirsiz bir kişi tarafından telefonuma yapılan cevapsız çağrı nedeniyle yaşadıklarım umarım kimsenin başına gelmez. Meclis kürsüsünden FETÖ elebaşına metiye düzenlerin Adalet Bakanı olduğu, Fotoğraf çektirmek için el pençe divan duranların milletvekili olduğu bir ortamda elbette konuyu ciddiye alma diyebilirsiniz. Ancak duyduğum öfkeyi bastıramıyorum ve kabullenemiyorum. 2. Ali Tatar Ünyeli TSK'nın 2. Ali Tatar'ıydı. İkisi de Yarbay rütbesindeydi. İkisi de 42 yaşındaydı. Ünyeli de Tatar gibi veda mektubu bırakarak ve başına ateş ederek canına kıydı. Sarıklı amiral emekli olurken, TSK personeli çalıştığı süre boyunca TSK Dayanışma Vakfı'na katkı payı yatırıyor ki hayatını kaybettiğinde ailesine vefat yardımında bulunulsun. Emekliliğine yaklaşırken hayatına son veren Ünyeli'nin ailesi bu haktan yararlandırılmadı. Gerekçe olarak TSK Dayanışma Vakfı yönetmeliğinin 28. maddesi gösterildi. Oysa Ünyeli ne bir suç işlerken ne de suçun takibi sırasında öldü. FETÖ'cü suçlamasını sindiremediği için canına kıydı. TSK, kanıtsız iddialarla dava açılan Ünyeli'nin ailesinden özür dilemesi gerekirken vefat yardımını esirgiyor. Kendisini mahkeme yerine koyarak Ünyeli'yi suçlu göstermeye çalışıyor. Tarikat tekkesinde üniformasıyla zikir çekerken görüntülenen amiral Mehmet Sarı'yı bütün haklarını vererek emekli edenler, FETÖ'cülükle suçlandığı için intihar eden Atatürkçü Yarbay'ın onurunu çiğneyip hakkına çöküyor. TSK Dayanışma Vakfı karar versin kimlerle dayanışıyor? Yarbay Tatar'ın ağabeyi bu ne vicdansızlık. Kumpas Mağdurları Derneği Başkanı Ahmet Tatar, kardeşi Ali Tatar'ın vefatından sonra kendilerine de vefat yardımı yapılmadığını ifade ediyor. Tatar, Ünyeli ailesine gönderilen yazıyı eleştirerek şöyle devam ediyor. Böyle bir mektup yazarak ne yapmaya çalışıyorsunuz be hey izansızlar? Masumiyet karinesi diye bir şey hiç mi duymadınız? İnsanların yarasına hoyrat ellerinize tuz basmanız ne amacı var? Kendisine yapılan haksızlıkları kaldıramayıp bu dünyadan göçünü çekmiş bir subaya karşı ne gibi bir gareziniz var ki kemiklerini sızlatmaya devam edebiliyorsunuz? Empati yapmak çok mu zor? Sizin evladınız olsa bu yapılana ne dersiniz? Böyle bir hoyratlığı kabul edebilir misiniz? Anne baba çocuğu size teslim etmiş ve onlara tabutta geri göndermişsiniz sorumluluğunuz olduğu hiç mi aklınıza gelmiyor bu ne vicdan yoksunluğu be kardeşim abla Ünyeli yargı kurumu musunuz yarbay Ünyeli'nin ablası Hande Ünyeli kardeşinin ispatlanmış bir suçu olmadığını vurgulayarak şöyle diyor kardeşim senelerce ödeme yapmış vefatı halinde bize yardım yapılabilsin diye sanki suçlu bulunmuş gibi yardım alamayacağımızı ifade etmişler bu çocuk ne yaptı? Suçu ne? Devlete karşı suç mu işledi? Ispatlanmış bir şey mi var bizlerin haberi olmayan? Bu canımızı yakıyor. N niye dışlıyorsunuz? İddianame düzenlenmesi kardeşimin suçlu olduğu anlamına gelmez. Yargı kurumu gibi bizce hak etmiyor diyorlar. Neye göre? Kriteriniz ne? Her suç isnat edilen neden bu haktan mahrum kalsın? Kardeşimin bize bırakmak istediği yatırım olarak yönlendirdiği paraya niye el koyuyorsunuz? Ünyeli ailesine de dolandırıcılar dadandı. 9 Mayıs'a Ünyeli'nin annesini arayan bir kişi, oğlunun bize borcu var, öğlene kadar ödemezseniz icraya başvuracağım dedi. Kızı Hande Ünyeli 0544 ile başlayan telefonu aradı. Telefona çıkan kişi adının İrfan olduğunu, bir otomobil yedek parçası firmasının avukatlığını yaptığını belirterek, ''Kardeşiniz yedek parça almış, ödemesi varmış, sizin ödemeniz gerekiyor.'' dedi. Ünyeli fatura istedi, Ayrıca kişinin avukat olduğunu teyit için sicil numarasını sordu. Dolandırıcı hakaret ederek telefonu kapattı. Ardından Design Port adlı firmanın sahibi olduğunu iddia eden iki dolandırıcı ünyeliği aradı. Avukatımızla nasıl böyle konuşursunuz? A.O.K diye küfretti. Aynı kişi WhatsApp'tan a.o.k evde kalmış maymunu fetöcü kardeşinin borcunu biz cebimizden mi ödeyeceğiz diye mesaj attı. Ünyeli şikayetçi oldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Karardan iki telefon numarasının açık hat diye bilinen yabancılar adına düzenlenmiş hatlardan olduğu ifade edildi. Hatların sahibi görülen yabancıların bu eylemi gerçekleştirdiklerine dair dava açmaya yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı kaydedildi. Ünyeli isyan ediyor. Savcı benimle ilgilenmedi. Bunlar oluyor, önemli değil diye yaklaştı. İsterdim ki devlete şerefle hizmet etmiş merhumun anısına saygısızlıktan ötürü bu kişilere işlem yapılsın ama araştırılmadı diyor. MHP'li yöneticinin oğlu PKK'larla göçmen kaçırmaktan tutuklandı. Çanakkale'de 28 Mayıs'ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık'taki Kumbağalar Limanı'nda Yunanistan bayraklı Nefeli adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4'ü Türk, 2'si Yunan 6 kişi gözaltına alındı. Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan kasten öldürme yaralama PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Tunahan adı güzel ve Atakan görevin kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el kondu. Adı güzelin üzerinde 2500 dolar, 2500 avro ve 200 TL çıktı. Adı güzel ve görevin de dahil 4 Türk ve 2 Yunan göçmen kaçakçılığından teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi adı güzel ifadesinde Sarıyer'de otel ve restoran işlettiğini ifade ediyor. Yunanistan'da yaşayan azat atlı kişinin kendisini yurt dışına ait hattan arayıp 4 şahsı arabana alıp 200 metre ileri götüreceksin dediğini söylüyor. Bunun karşılığında hesabına 60 bin TL gönderdiğini anlatıyor. Adı güzel göçmen kaçakçılığı için 2 araba kiraladığını ve 3 arkadaşının yanına aldığını belirtiyor. Adı Güzel, Azat'la internette tanıştığını ve 2-3 kez müşteri alışverişinde bulunduğunu belirterek, Azat bazen müşteri başına daha fazla ücret ödüyordu. Azat'la Türkiye'de tanışmıyorduk. İnternet üzerinden tanıştık. Baba oğlumu kullandılar. Adı Güzel'in babası Güven Adı Güzel'in MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. MHP İstanbul teşkilatının bulunduğu binada Adı Güzel'e ait. Dün kendisine ulaştım. Adı güzel yaklaşık 6 ay önce siyasetten uzaklaştığını söyledi. Yıllarca çalıştım sonra bıraktım dedi. MHP'nin kendi kiracısı olduğunu doğruladı. Oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklandığını kabul eden adı güzel şu bilgileri verdi. Büyük oğlum Cihanay Türkiye'de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan'a kaçtı. Atina'da PKK'larla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak küçük oğlum Tunahan'ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor. Adı Güzel, baskından sonra büyük oğlu Cihanay'ın aradığını ve PKK'lıların yakalanan uyuşturucudan ötürü 50.000 avro istediğini söylüyor. Adı Güzel Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK'ların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak bu işi yaptırıyor.